Deneme. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre, bugün size birlikte yavaşlar Cinemax kanalında Legends of Tomorrow'un kaçıncı bölümdü? Üçüncü bölümünü inceleyeceğiz. Green screen, ses görüntüsü ve ışıklandırmayı yapacak kadar bol vaktim oldu. Çünkü bugün Cuma akşamı ve Legends of Tomorrow yayınlandığı gibi yayını izledim. İnternetimizin yavaşlaması sebebiyle upload hızımın yavaşlaması benim bu videoyu atmamı geciktirebilir. Bunun için şimdiden kusura bakmayın, ne zaman atılacağını, yani videoyu ne zaman çektiğimi ek açıklamalara eklerim. Onun dışında arkadaşlar yavaş yavaş bölümün incelemesine başlayabiliriz. Bölümün direkt ana konusu olan Shogun'a girmek istiyorum ki bu bizim zaman periyodu açısından bir geçiş bölümü, geciktirme bölümü oldu. Çünkü Shogun ile bizim takımımız arasında çok bir hikaye bağlantısı yoktu. Sadece genel bir heyecan sahneleri izledik ki ben bunları beğeniyorum, ara sıra böyle konu bulamayınca yaptıkları sahneleri beğeniyorum. Ki zaten tam olarak buna da bir konu bulamama değil diyemeyiz. Çünkü Legends of Tomorrow'un işi bu. Yani aberasyonları buluyor. Zaman aberasyonlarını çözümlemeye çalışıyor. Ve bunun için de tabii ki de zaman gemisiyle alakasız zamanlara yolculuk ediyor. Bunun için yani ne iyi ne kötü diyebiliriz. Çünkü zaten sevdiğim bir dizi. Onun dışında arkadaşlar direkt sonlara gidecek olursak diziyi birazcık karmaşık inceliyorum. Rey'in kostümünün yok olması çok hoşuma gitti değil. Yani gitmedi açıkçası. Nedenini soracak olursanız ileride tekrar kostümü veya farklı bir şekilde takıma, yani Legend'lara, efsanelere katkısı olacağını biliyorum. Fakat kostümlü olarak daha iyi görüyorduk ki kostümlü şekilde savaşırken de tıpkı bir... şey demeyeyim de Cisco veya Felicity demeyelim de, ya da aklıma isim gelmiyor şimdi, neydi o onun, Mr. Terrific demeyelim de, Rey'in de güzel geek esprileri vardı. Fakat bundan sonra Rey'in kostümünün patlaması sebebiyle Legend'lardan ayrılma durumunun sıfır olacağını düşünüyorum ki zaten Citizen Steel'in yapılmasının yapılması sayesinde bu işte Nazi serumunu dönüştüren de bizim Rey'di. Bu sebeple ise bizim Rey'in bu Nazi serumunu kendisine enjekte etme olasılığı çok düşük olsa bile, ki zaten bakın Reverse Flash'in Rex Ryder'ı öldürme ihtimali de çok düşüktü, o da oldu. Belki de Rey Nazi serumunu kendisine enjekte eder ve tekrar bir süper güçlü karakterimiz bizim Legend'lara katılır. Onun dışında şu anda aklıma geldi, yani dizide de bayağı gülmüştüm. Bu bizim Citizen Steel Nate Abel'dun. İsmini unuttuğum Yamashiro ailesindeki kıza beni Yoda, Master Yoda eğitti demişti. O gerçekten Star Wars'a devasa bir gönderme olmuş ki Master Yoda, Yoda babamızı, Yoda'mızı unutmayız. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama dizi başladığından beri Firestorm'u artık çok az görür olduk. Hatta bu bölümde hiç görmedik yanlış hatırlamıyorsam. Bunun nedeni ise CGI'ye ayrılan bütçe. Yani artık daha çok Firestorm değil de Citizen Steel dönüşümü göreceğiz. Ki zaten Nate Haywood kendisini ismini çevirirken de Commander Steel mi olsa, Citizen Steel mi olsa, Steel mi olsa derken babasının ismini kendisine devraldı ve kısaca ona Steel diye hitap ediyorlar. Ama asıl çizgi roman evrenindeki ismi, zaten videolarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur ki, Steel. Onun dışında benim içimi kemirip yiyen süper bir merakla beklediğim Barry'nin mesajı var arkadaşlar. Barry Allen 40 yıl sonra, yani bundan tam 40 yıl sonraki 2056'da bizim Rip Hunter'a bir mesaj gönderiyormuş. Bu mesajın ne olduğunu çok merak ediyorum. Büyük bir ihtimalle bu mesaj arkadaşlar bizim Barry bildiğiniz üzere zaman ve evren açısından yer değiştirebiliyor. Hızı sayesinde tabii ki de. Büyük bir ihtimalle ileriki zamanlarda Legend'ların başına bir şey geldiğini gördü. Tıpkı Rex Tyler'ı bizim takımımızı 1942 hakkında uyarması gibi. Ve bu şekilde de Legend'lardan birisinin öldüğünü söylemiş olabilir ki böyle bir olay var. Bildiğimiz üzere bizim... Yani tabii siz biliyor musunuz bilmiyorum ama Flash dizisi izleyenler bilir. Snart arkadaşlar diziye geri döndü Flashpoint etkisiyle. Bu sebeple artık Snart'ı Legend'ların yanında göreceğimizi düşünenler yanılıyor. Tam tersine Hitway ile birlikte ortak kapışacağı, ortak savaşacağı bölümler artık geride kaldı. Justice Society of America ve Legends of Tomorrow'un birleştiği gruba karşılık Reverse Flash'in olduğu, Damien Dark'ın olduğu, Leonard Snart, yani bizim Captain Cold'un olduğu devasa bir kötü takım geliyor. Ve o kötü takım da büyük bir ihtimalle bizim
uzaylı ekibimizle birlikte birleşip 4 CVDC'nin ortak yapacağı crossover'da bir araya gelecek. Bunu söyleyebiliriz. Bu arada arkadaşlar çok alakası olacak ama ben Arrow ile Supergirl arasındaki ilişkiyi gerçekten çok merak ediyorum. Bu da ortak diziye bir gönderme olabilir. Sadece bu da merakımdan dolayı size söyleyeyim dedim. Onun dışında Rip Hunter'ı hala görmedik arkadaşlar. Ki zaten baktım biraz araştırmayla. Rip Hunter hala çekimlerde setlere gidiyor. Ve devamlı set içerisinde. Yani başına bir şey gelmemiş, tatile çıkmamış. Yani büyük bir ihtimalle karakteri şu anda biz sadece karakter ile Legend'lar arasındaki küçük böyle tripleşmeyi durdurduklarını düşünüyorum. Ki zaten Heatwave ile yani şeyi de izlemekten az sıkılmadım değil. Neydi? Heatwave ile Vixen. Onun dışında bizim Nate Haywood'u bayağı bir Citizen Steel olarak gördük. Ki bu bence harika bir şey. O yüzden Citizen Steel'ı ileriki bölümlerde de Legend'lar arasında göreceğiz. Ve bu şekilde de bizim Citizen Steel Legend'lar arasına katılacak. Hatta ileride çok 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 istediğim bir bölüm olan ortak grupta büyük ihtimalle Justice Society of America'da var. GSA var. Ve o bölümde Commander Steel ve bizim Citizen Steel böyle sırt sırta yapışarak kötülerle savaşacağı bir bölüm bekliyorum arkadaşlar. Bunun için çok heyecanlıyım. Onun dışında Damien Dark arkadaşlar hala setlerde yok. Yani sadece birinci bölüm oynadı. O da bir sahne bile değildir. Yani çok fazla oynamadı diyelim kısaca. Onun dışında yani kastetmek istediğim bu sezon içerisinde Damien Dark'tan daha fazla Reverse Flash göreceğiz. Çünkü Flashpoint'in ana karakteri yani ana kötüsü artık bilin üzere Reverse Flash değil. Flash izleyenler bilir. Legends of Tomorrow izleyenler için söyleyeyim. Flash değil, Alchemy. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bu DC Legends of Tomorrow ve Supergirl bölüm bölüm ayrı bir hikaye işlediklerinden dolayı açıkçası önceki bölümden buradaki zaman çizgisi arasında inceleme yapacağım çok bir olay olmuyor. Yani biraz karışık bir cümle kurdum ama umarım anlamışsınızdır. Onun dışında Flash ve Arrow arkadaşlar çok fazla ilişki kurabiliyorum. Çünkü mesela geçen bölüm bu böyle böyle olmuştu. Bu bölümde böyle böyle olacak diyorum. Onun için yani bazılarınız mesaj attığı için yani hani neden Flash ve Arrow daha uzun da Legend'la Supergirl daha uzun değil diye bunu da cevapladığımıza göre yavaş yavaş videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz sağ alttan like atmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.